Ben Maya'ydı da Herkes Hanım. Hayırlı sabahlar Anneciko. Hayırlı sabahlar. Oh. Hadi ablamı uyandıralım. Aman hayırlı sabahlar kızıcıklarım. Hayırlı sabahlar Feride abla. Hayırlı sabahlar kızçeler. Abla gelin mi olaysın? Valla bile oluyor galiba. Abla Mustafa abim de damat mı oluyor? Oluyor. Evet ne güzel değil mi? Düğünümüz var. Abla Zarife ablam evlendi mi? Evlendi kızıcıklar. Ama düğünü yapmadılar. Yapmadılar. Olur mu onu sonra anlatırım. Ha şimdi Enel'im kınalarımızı yıkıyor. Haydi gelin üstünüze bir akşam. Hay biz de kalkalım hem giyinelim. Alex. Hayırlı sabahlar Zarif. Gideymişsin. Evet. Niçin beni uyandırmadın? Bütün gece uyumadım be konu. İstedim dinlenesin. Az bekle giyinem giyinim birden. Zarife. Biz düğün yapamadık. Dedim sen de çok isterdin. Ben de çok isterdim hem de çok. Olmadı. Ama sana söz veririm her şey... Her şey çok yakında düzlenecek. Alex, ben seninle gelirken her şeyi güzel aldım da geldim. Ben onun için değil. Ben ablamın düğününde olamayacağım diye üzülüm. Anamın, babamın, kız kardeşlerimin yanında olmayacağım diye üzülüm. Tabii biraz sabredeceğiz. Anlayacaklar bizi. Kabul edecekler. İnşallah Alex. Her gece onun için dua edeyim. Sen bugün tarlaya gelme ya dinlen. Yok. Ben de geleceğim. Kamerim yorgunsun. Ya dinlen. Lazım yardım edem sana Alex. Yok bugün çok iş. Hem dedem iste gelsin benimle. Hatırım için ya dinlen. Evet. Oldu. Oh tamam. Oldu. Sabah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar abla. Yıkadınız mı kınalarınızı? Yıkadık. Bak ha. Oo ne kadar güzel olmuş. Bak abla. Güzel olmuş mu İsmen? Abla lazım seninle bir şey konuşalım. Söyle haydi. Yalnız konuşuruz. Neredesiniz? Buradayız. Burada mısınız? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Şeyler, yıkadınız mı ablanızın kınasını? Yıkadık. Ay, canım benim. Sen asker kızı mıydın, kınalı kızı mı oldun? Ay yavrum. Haydi toparlanın, çok işimiz var. Haydi neşeleri götüreceğiz, haydi. Daha evi yerleştireceğiz. Onu deyim, nasıl yetişeceğiz bilmiyorum. Baban dönmüş mü? Bizde kalmıştır ana. Ha. O vakit haydi biz çıkalım. Geçerken onları da alırız, olur mu? Olur ama. Haydi. Haydi siz indirin, ben kamuşu çıkaram, eşyaları indirin. Tamam. Benim de hediyelerim var Vahide'ye, onu getireyim. Ne zahmet ettin kızım? İyi ettin. Ama zahmet ettin, iyi ettin. Efendim. Burada mısın Ramiz? Efendim. Burada mısın? Gel Fatma, ayrı sabahlar. Sen niçin burada yataysın be adam? Her taraf doluydu, gelin yatam dedim burada. Ben daha istedim, kamışı çıkaram, kasabaya inalım, öyle istedim. Ha, öyle mi? Niçin ineceksiniz kasabaya? Ne için be adam?
Nazım Cem İvay'dan eşyalarını götürelim. Ha öyle doğru. Sen git, ben Kamuş'u getireyim. Ben gidem ki sen getir Kamuş'u. Sen git getireyim. Ben gidem, sen getir. Hadi. Bak, damat dediğin erken kalkar. Of be Sab be, of be. Hala mı be? Hadi kalk, kalk. Hayırlı sabahlar. Çok fenayım. Ne oldu? Kafam hem agri hem çatlı. Tabii, içersen bu kadar, kafan olur o kadar. Hatice! Ne Hatice'si? Hatice yok evde. Yok mu? Nereye gitti? Hiç gelmedi ki Hasan. Gece Ramiz amcalarda kaldılar ya, hatırlamıyor musun? Of, kafam. Kafan. Ben yüzümü yıkıyorum. Hadi sen de gel de kafanı soğuk suya sok, ayılırsın. Zarifecik. Nanım gel. Sen ağlar mısın? Yok. Ağlamayayım. Gittiler mi? Gittiler. Aç mısın, isteyeyim misin hazırlayan babacık sana? Haydi hazırlayalım, bir şey yiyeceğiz. Haydi. Haydi Namıçe, yürü. Yürü yavaş, yavaş. Yavaş. Yürü gideyiz Fatmalara yardıma, haydi. Buri yavaş ol. Yok yok, eğilmeyin. Buri çocuk, toparlan, Fatmalara yardıma gideyiz. Ver elini bana, gel. Bak. Efendim ana. Yürü. Benim biraz başım dönüyor. Nasıl başın dönmesin be çocuk? Gitmişsin, koca testiyi gar içmişsin. Sen ömründe rakı koymazsın ağzına be çocuk. Nasıl oldu böyle? Ne oluyorsun? Nasıl oluyor? Ha? Ana. Ne bakaysın? Ben sanırım çok içmişim. Ben nevresteyim göreyim. Nevresteyi mi? Oraya bir dağla çocuk. O nevreste seni korkutura soktuğu korku için ha? Yok öyle değil ana. Nasıl? Bilmem. Bilmeysen. Ama rakı bilirsin içesin. Hadi yürü. Ana. Ben seni çok seviyorum. Mesleğim sarıla. Gidelim. Haydi gidelim ama. Bak buraya. Tut kendini. Haydi sallanma. Yürü. Topladın mı bohçaları? Topladım. Ver indirem. Dur abla. Az otur şöyle. İstem konuşam biraz seninle. Süle. Dün gece Zarife geldi. Ne? Ne vakit geldi? Kınaya. Pencereden bakaydı. Kimse gülmedi. Salt ben gürdüm. Gözümün içine öyle bir baktı ki. Sonra kimse gülmeden gitti.
Abla ben bile telli duvaklı gelin olayım. Davullu zurnalı düğün yapayım. Kız kardeşim orada bir başına. İç içime sinmey. Daha ne kadar sürecek bu küslük bile? Çok isteğim düğüne gelsinler. Babam izin vermez ki. Abla bak ne diyeceğim. Alexem Zarife düğüne gelseler. Anamla babamın ellerini öpseler. Zarife af dilese. Affetmezler mi? Bilmeyim ki kız kardeş. Tırnaktan ayrılır mı ya abla? Elbet affedecekler. Düğünden iyi gün mü olur affetmek için? Dogri Süleys'in. Peşin lazım ben bir anamın ağzını arayayım. Ne kaybederiz ki? Dogri Süleys'in kız. Bunlar? Bunları indireyim mi aşağıya? Sagol Feride bu ne? Alayım. Çek. Baba. Ben de gelim sizinle. Gel. Lazım gelesin Ramiz Efendi. Çok işimiz var yapılacak. Hadi. Ama Mustafa ile Hasan geliyorlar değil mi? Gelecekler elbet gelecekler. Öyleyse ben ne var dolaşam ayak altında ben gelmem. Ama isteysen gel. İsterim gelesin Süredim gelesin. İsteysin gelen. Gel dedim gel. Getirdiniz mi? Getirdik ana. De haydi bitirse gidelim haydi. Ana daha ne kadar çok işimiz var. Kınadan kalanları toplayacağız, evi temizleyeceğiz, camları sileceğiz, çanakları yerleştireceğiz. Oho. Bileyim onu Süleyman Hatice nasıl yetişeceğiz bilmeyim. Ana. Biz kalsak mı? Ramiz. Efendim. Gel bak bana bak. Sen istersen burada kal. Kalam. Niçin Süleyman bilir misin? Niçin? Bak evde çok iş var. Ortalığı düzlersin, bulaşığı yıkarsın, yerleri süpürürsün, silersin, bunları yaparsın. Ben bulaşık yıkamam Fatma. Niçin? Yıkamam. O vakit sen de bizle eve gelirsin. Burada da iş var, orada da iş var. Bak orada ne iş var biliyor musun? Perdeleri asacağız, ürtüleri düzeceğiz, yerleri sileceğiz, camları sileceğiz. Ne kadar güzel işler var. Fatma illa bir şey yapmam lazım mı? Elbet lazım bir adam, elbet lazım. Ya burada kalacaksın, bunları yapacaksın. Ya oraya geleceksin, onları yapacaksın. Ben her birine nasıl yetişeceğim Süle? Düşünmen lazım o vakit. Kalan mı onu giden mi? Bak yine düşünü bak. Bak düşünü gene. Hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin, hoş geldin. Geldik sana yardım edelim Fatma. Hey be kız kardeş. Sağ olasın be kız kardeş. Bak yürü müsün? Hiç kimse hiçbir işin elinden tutmay. Sağ ol be kız kardeş. Ben varım burada. Vay düğün günümcesi. İyi misin? İyiyim sağ ol. Ne yapıyorsun be? Üle biraz şey geçeyim. Ramiz efendi. Süleyman verdin mi kararını kalayınızın gele misin? Verdim kararını kalam. Namık da kalacak değil mi? Namık da kalı değil mi? Yok ben hiç yıkalım. Saklanmaca oynayacağız. Bana yardım edeceksin. Tamam Ramiz efendi biz niçin geldik yardım edelim. Yardım edeceksin Ramiz amcaya. Kalam oldu kalam. İyi bir vakit. Kızçeler siz de kalın burada babanızla emnamıkla. Yardım edin. İyi saklanın iyi bulun birbirinizi tamam mı? Aferin haydi izle. Babiçko üsmeni sana emanet edin. Ben aklanmak güzel. Hadi be. Olaya kimse şahit yok mu? Geç saatte olmuş, hiç duyamadık. Düşünün. İyi düşünün. Ben bir ara pencereden dışarı bakmıştım. O sırada evin önünden geçen tek kollu bir adam gördüm. Tek kollu bir adam mı? Evet. Gidiyoruz. Hakkı Efendi'nin cenazesi bugünmüş. Hiç içimden gelmeye gitmek. Vay be hem hırsızmış hem katil. Allah günahlarını affetsin. Hiç öyle bir adam değildi. Cabbar Efendi'nin koyunları çaldı derler. İnanırım. Ama niçin öldürmek istedi Paskoy'u Nikolay onu anlamayın. Biz de anlamayız. Hayırlı sabahlar Cabbar Efendi.
Hayırlı sabahlar olsun ne kadar hayırlı sabahlar. Gözün aydın, koyunların bulunmuş. Ha ya, bulundu. Sağ olasın, sağ olasın. Hayırlı sabahlar efendim. Ah, hayırlı sabahlar, neredeyse kızım. Ben de size gideydim. Bizi mi gideysin? Niçin? Bediye teyze bana ügretir bazı şeyler. Ne gibi bazı şeyler? Çok mühim, çok gizli şeyler Cabbar amca. Hayırlı günler dileyim size. Tüve tüve. İmam efendi. Petrus efendi. Hayırlı günler imam efendi. Size de hayırlı günler Petrus efendi. Beni Nikola efendi yolladı. Bilirsiniz Nikola efendiye iftira attılar. Tatsız olaylar yaşadı. Peki bilmem Petrus efendi. Nikola efendi isteği camiye bağışta bulunsun. Bağışta mı bulunmak isteği? Nikola efendi kendini aklamak için camiyi kullanamaz Petrus efendi. Yanlış anladınız İmam Efendi. O isteği bu yardım gizli tutulsun. Onun bir derdi yoktur Müslümanlarla. Gördün mü ne Ahmet? Bak kariler kına yapmamışlar, muharebe yapmışlar burada. Tüybe tüybe. Ben mutfağı temizliyorum. Mutfak bu tarafta. Bu tarafta. Ramiz amca bana bir bakar mısın? Efendim. Sen ne kadar tatlı bir insansın. Ben seni çok seveyim. Sütçü. Sen aklımı oynattırdın Namık. Yok içimden geldi. Süleyşin'e bir daha gelmezsin. Süleyşin. Haydi kızlar. Siz de kola su getirin. Haydi haydi. Oğlum ne olmuş? Yok üstüne bastım. Düşürme aklını başına topla. Niçin bakırırsın? Bakırırım. Bakıramazsın efendi. Ne olmuş? Düşmüş ise düşmüş. Ne oldu? Söyleneyim. Yavaş yavaş. Çöküş. Hasan! Hasan! Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Kına nasıl geçti kızçeler? Güzel idi. Çok güzel geçti abicim. Çok eğlendik. İyi iyi. Haydi haydi çok işimiz var. Acele edin çocuğum haydi. Haydi gidelim. Hasan nerede? Hasan... Zannedersem gelemeyecek Hatice. Niçin gelemeyecek imiş? Dün gece o kağıt çok içti ki Terzi Paşa yerinden kalkamıyor. Demek kalkamay. Çok mu şaplandın? Te ben onu uyandırmasını bili. De haydi yürü, haydi çabuk ol. Hasan birden kalk, prensin bize yardım edesin. Hatice. Çok fenayım. Kalk deyim fena olacak. Kafam Atıcam kafam çatlay. Kalk deyim Hasan kalkmazsan daha fena olacak. Atıcam. Niçin erkekler tete hep ülesiniz? Ne vakit iş olsa ortadan kayboluyorsunuz Hasan. Ülese tut kaldır beni. Of. Ne ka ayıp hiç of denir mi kocaya? Haydi Hasan haydi. Haydi haydi haydi. Tamam geldim 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 haydi. Haydi kızım Nevreste, hadi geç bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk.
...ügrettirdiklerinizi devamlı tecrübe edeyim Bediye teyze. Aa, aferin, aferin. Ne vakit rastlayayım bir hangi herife... ...o vakit tecrübe edeyim. Mesela biraz evvel Cabbar Efendi'ye rastladım çarşıda. Dersimi onunla da tecrübe ettim. Cabbar Efendi'ye mi? Ya, kendisini gördüm. Kibarca gülümsedim. Tebbüyle yüzlerimi devirdim. Ya, Dedim size gideyim. Niçin gidesin dedi. O vakit aklıma geldi gizli kutu. Çok mühim, çok gizli şeyler öğreneyim gideyim dedim. İyi etmiş miyim? Allah'ım sen aklımı koru. Haydi derse devam edelim Bediye teyze. Böyle çok iyi oldu. Aha kızım senin için iyi oldu ama benim içime fenalık bastı. Dur biraz toparlanalım. Anlat bakalım. Namık'la görüştün mü? Görüştüm. Ne vakit görüştün? Ne yaptın? Tete böyle dimdik durdum. Böyle yüzlerimi devirdim. Hiç konuşmadım. Hı. O ne yaptı? Bilmiyim. Bakmadım ona. Aferin kızım. Taktın kancayı balığa. Şimdi sar bakalım voltayı. Anlamadım. Bir şey değil kızım, boş ver. Demek bütün bu olanları Muharrem Bey borçluyuz, öyle mi Feride? Evet abi. Trende onunla tanışmam büyük bir şans oldu bizim için. Paşa bizi izin konusunda geri çevirmişti ama... ...Muharrem Bey sağ olsun izni almayı başarabildi. Allah razı olsun. Kim oğluymuş bu Muharrem Efendi? Demek bayağı gemiyim bir rangi adam. Paşa'yı inandırdıklarına göre. İnşallah düğüne gelir de tanışırız kendisiyle. Düğüne gelmeye çalışacak. Yani hepinizle tanıştıracağım. İnşallah. İnşallah gelir, inşallah. Vay be. İyi misin? Ne oldu, neyin var? Kınaya Zarife geldi. Zarife mi? Kimse gülmedi, sadece ben gürdüm. Ben gidiyorum bunları çeşmede yıkayayım. Yıka! Sakın düşürmeyesin. Egilip bükürmesinler. Bak. Ne haber? Haydi kaçıyalım. Siz de gidin. Tulumbadan su çekin Namık abinize. Haydi. Üşmenim. Gördün değil mi? Yamakıp büyüyesin evlenmeyesin. Gülün benim halime. Ne demişler? Bekarlık sultanlıktır. Hah. İşmen sultan. İşmenim torun. Torunum benim. İşmenim benim. Aşko! Mantoca bulaşıkları yukarı çıktı. Bulaşıkları yukarı... Üstüne bakın. Gelin. Ben gidelim. Namık! Namık! Namık. Namık kalk. Şimdi mi buldun uyuyasın? Namık. Namık. Nevresiye gülü rüyasında. Namık kalk. Namık kalk diyeyim. Kalk hadi. Hadi. Biz düğüne herkesi çağırdık değil mi? Üle sanayım üle. Ana. Ne var Süle? Unuttum ne var idi Süleyeceğim. Ne vakit hatırlayacaksın o vakit Süle?
Mustafa, ben isteyeyim Alex'le Zarife'yi düğüne çağıralım. Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum. Hem gelirlerse barıştırabiliriz onları. Hem Zarife gelse annemle babamın elini öpse, af dilerse. Ramiz amca inatçı adamdır ama yüreği yumuşaktır. Belki affeder onları. Ablam da anamın ağzını arayacak idi. Geldi ağzıma ne var idi Süleyem. Bilemeye Süle. Şeyleri de çağırsak mı? Kimlerde izin var Süle? Zarife'ye mi Alex'i? Hatice sen hiçbir şey söylemedin. Ben daha hiçbir şey duymadım. Tamam mı? Daha ne kadar sürecek bu küslük Bülahan'a? Yürü. Ne oldu abi? Yok değil. Ama ne vakit Zarife'nin adını duysa gözleri dolar. Babiçkomuz zorina büle Süley. O da isteği barışsınlar. Ne yapacağız? Çağıracağız bu ayda. Öyle çağıracağız. Ben gidip bugün çağıracağım onları. Haydi. O ne Bediye teyze? Benim gençlik elbisem kızım. Senelerce korudum, sakladım. Kısmet sanaymış. Al bakalım kızım. Vahide'nin düğününde giyersin kızım. Ne kadar güzel. Sağ olasın Bediye teyze. Düğünde lazım olacak çok güzel olasın. Düğün evi kısmet evidir derler. Düğünlerde türlü türlü kısmetler çıkar bekar kızlara. Öyle mi? Ama ben türlü türlü kısmet istemeyim. Ben namıkı isteyeyim. Sana en mühim kaideyi söylemedim kızım. Kıskançlık. Arada sırada lazım olur erkekleri kıskandırasın. Ne kadar çok kişi seni beğenirse, ne kadar çok kısmetin çıkarsa o kadar kıymetin artar. Bunu bilesin. Ne kadar güzel ürettiresin. İspanak namık seni kıskanırsa büyü tamamdır. Ama unutmayacaksın. Ağırbaşlı olacaksın, az konuşacaksın, gizemli olacaksın. Bilim Bediye teyze, böyle içinde gizli kutuyu saklaymışım sanki gibi. Aferin kızım, tam teyüle. Hadi şimdi çıkalım Nevres'te. Lazım giden Fatmalara yardım edelim. Hadi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben de size geliyordum. Yardım edem yeni evinize. Sağ olasın. Nerim, kızancıklar nerede? Evde bıraktım. Niçin soraysan? Hadi, hadi. Bilal, maksat. Sallanmayın, haydi. Haydi kamuş. Ya. Kamuş. Ben seni. Lük lük. Evet. Ne haber? Efendim? Lan ne yapıyorsun sen? Şey yapmayın, Ramiz amca. Lazım tasları yıkayasın. Kafanı din. Ramiz amca. Bak seni çok severim. Ama çok yükselttirirsin sesini. İstemeyim kral kalbini. Anlaşıldı, sen hala sarhoşsun. Dur ben seni ayıptıram. Otur, otur, otur. Dük dük. Gel, gel. Sok başını. Çekin lan. Hey, hey, yürütür. Vahide, ne kadar güzel evin. Güle güle oturun inşallah. Çok büyük imiş kız burası. Nasıl ısıtıracağım bunu? Ya gülmemişsin Münevver abla, kim be? Kız öyle olmaz, olmaz, olmaz. De orada. Ben nasıl kız oraya ne zaman tıkayı oluyor orası? Tete buraya koy. Ne ara koy oraya, koy, 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 koy. Ay. Ne oldu? Üle sanayım. Belim kırtladı. Geçmiş olsun. Eksik olma. De anne deyim, Üle çok güzel oldu, çok güzel. Torun. Süle dede. Dün gece Zarife nereye gitti? Zarife mi? Zarife. Duydun?
Ağlarken geriye döndü. Gitti Vaydan'ın kınasını görsün dedi. Ramiz efendilere mi gitti? Ha. Gitmiş bakmış pencereden. Kimse fark etmemiş. Ağlarken geldi. Sabah ağladı. Zavallı kız. Yüzlü kız kardeşlerini, anasını, babasını. Ana, ha. Hangisini asacağız? Bu ne, bu ne? Bu daha olur. Bunu dedim, bunu asacağız. Ne diyeyim? Bak, Vahide, sen nasıl ne istedin, öyle olmadı mı? Hepsi çok güzel oldu. Öyle oldu. Aferin. Ana, bu daha iyi olur be. Ne dedim? Bunu deyin, bunu asacağız. Ne desen? Hey, haydi. Al bunları da düzle. Ha? Getirdin mi? Bunları da alırsın. Getir, 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 getir. Getir, koy. Üstüne koy. Koy, koy. Tamam. Oh. Haydi sen öbürlerini koy dışarı. Biz gerisini hallederiz. İsterseniz kalayım burada. Yok, istemez. Bunların ötesi karı işi de. Haydi git deyim, haydi, haydi. Hadi. İyi, hadi kolay gelsin. Evet, sağ ol. Hadi Hasan. Bunu bile. Onları koyacağız. Zarife ile evlendim de çok şükür yanımda şimdi. Keşke bir yolu olsa da affetseler. Öyle kolay değil be torun. Seninle evlendi ama anasına babasına karşı çıktı. Öyle kolay kolay affetmezler. Baba ne olacak be dede, bir ömür bile geçer mi? Onlar da istemezler Zarife üzülsün be torun. Ama biraz lazım vakit geçsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Öyle mi desin? Öyle. Ay, ay öldüm. Öldüm, bittim, öldüm, bittim. Namık, sen bana yardım edeceksin ha, ben sana yardım ettim. Ramiz amca. Efendim. Ben hiç iyi değilim. Ne oluyor? Midem bulanıyor. Midem bulanıyor? Ramiz amca ben galiba... Namık kusmaya sen. Ramiz amca galiba ben... Derin derin nefes al. Ben çeşmeye gidiyorum. Dur, dur, yeri temizledik. Kusmaya alsın. Dur, 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 derin nefes al. Derin derin nefes al. Aç kapıyı. Aç kapıyı, derin nefes al. İndir, indir kafanı. Çarpma kafanı ki. Dur, 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 dur. Gel, 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 gel. Otur, 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 otur. Çek, 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 çek. Yıka yüzünü. Yıka. Yıka yüzünü. Yıka, yıka. Yıka, 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 yıka. Namık ne yaptı? Ne oldu? Ağzın içim kırıldı. Üzül be, istemem. İyi misin Ramiz amca? Vay be. Az için yatak odan hazır. Vallahi çiçek gibi oldu. Sağ ol Meyrem abla. Sat kaldı bunları. Vahide, kız kardeş. Sana ne diyeyim? Lambayı uzağa koymayacaksın. Niçin? Öyle. Anlarsın, anlarsın. Ha. Say. Ana bu ne? Öte. Her şey yerinde. Haydi bakalım. Siz çıkın. Sen otur. Ben isteyeyim Vahide'ye bir şey söyleyeyim. Haydi. Evet. Haydi. Sen var. Kapa kapıyı. Vahide. Ana. Vahide. Vay de ben senin ananım. Anamsın, sen benim. Ey ananım. Vakti geldi, evleneceksin. Vakit geldi, ben her bir şeyi sana ügüretem. biliyor musun? Bilmeysin. Ben isteyim. Ben senin ananım. Ben ügüretirem sana her bir şeyi ügrenesin. Ama bilmeyeyim nasıl anlatayım. Vay de, evlilikdir çok miyim? Evlilik. Evlilik vay de, evlilik da en mühimdir vay de,
evlilik. Evlilik saymayayım. Çok mühim değil mi? Vay da benim boğazım kurudu. Su getir ha. Getir. Yok otur. Kimsin? Huu Fatma. Bediye hoş geldin, gel sen anlat. Neyi anlatırım anlamayın. Ama nasıl göreyim sanki ki var hususi muhabbetiniz. Ben şikayet. Yok yok, ben isteyim bu hususi muhabbeti, sen anlat. O ne? Yapar mısın kız kardeş? Yaparım, nasıl yaparım? Islak ol. Haydi kızım. Bediye teyzen sana ügretir her bir şey. Buyur be. Otur kızım, otur. İsteyim bir şey söyleyeyim sana. Leylekler için. Leylekler için. Mutlak çocukluğunda dinlemişin çok leylek masalları. Hangi? Ha, ne getiriyorlar bebeler? Şimdi onları unut. Çocukları leylekler getirmeyi var. İyi değilim. Ne oldu, dilini mi ısırdın? Dişim kırıldı ne abi? Azı dişimi kırdın. Dişi mi kırıldı? Ah. Azı dişi hangisi? Ah. Bu mudur? Çıkıldı. Ben giden bahçeyi süpürem. Gel git. Bak. Üsman. Torunum. Üp dedeyi de gitsin. Üp deden. Zarife. Bir abi gelmiş. Bir abi mi gelmiş? Sen ne kadar tatlı kızsın böyle. Zarife ablan yok mu? Kim geldi Zarife? Mustafa. Zarife. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fena bir şey yok inşallah. Yok yok, istedim seni görem. Bak Zarifecik, bak bu Mustafa abi. Memnun oldum küçük hanım. Seninle konuşmak istediğim şeyler var Zarife. Gel burada konuşalım. Hadi. Zarifecik gel lan. Oyna sen burada, ben gelirim şimdi. Vayda ablam nasıl? İyi. Hatice ablam, kızçeler? Onlar da iyiler. Ana? Nasıl olsun ki? O da iyi. Seni özlüyor. Sahi mi? Sahi. Ben biliyorum. Fatma ana belli etmiyor, söylemiyor ama çok özlüyor seni. Ya babiçkom? Biz hepimiz çok iyiyiz Zarife. Asıl sen söyle, sen nasılsın, Alex nasıl? Biz de iyiyiz. Sevindim. Zarife, biliyorsun ki ben senin abinim. Ve ne olursa olsun abin kalacağım. Biz Vahide ile konuştuk, düşündük ve karar verdik. İsteyiz sizi de düğünümüzde görelim. Say mı? Say. Anam babam? Onlara söylemedim. Henüz haberleri yok. Bu benim düğünüm Zarife. Ve sizi ben çağırıyorum. Hem Hatice, Vahide, ben düşündük, karar verdik. Alex'le beraber düğüne gelirseniz, onların elini öper, onlardan özür dilerseniz, belki onlar da size karşı biraz yumuşar. Babam beni affeder mi Mustafa? İnşallah bir can güzelim.
Efendiler, sizleri buraya niçin çağırdığımı biliyorsunuz. Sizler her iki cemaatin de ileri gelenlerisiniz. Meseleyi sert tedbirler almadan halletmek zorunluluğu vardır. Burada size görev düşmektedir. Eğer ki cemaatlerinize sahip çıkamıyorsanız, o vakit mesele daha sert şekilde halledilecektir. Anlıyorsunuz değil mi efendiler? Komutanım. İlyas, bir şey öğrenebildiniz mi? Kimin haklı, kimin haksız olduğu artık önem kesbetmiyor. Dün gerçekleşen olaydan da anladığımız kadarıyla hadisenin boyutu sanılandan karmaşıktır. Ben ve kaymakam efendim hadisenin ortaya çıkarılması için gereken çabayı gösteriyoruz. Müsterih olun. Sanıyorum mesele çok sarih biçimde anlaşılmıştır efendiler. Buyurun, çıkabilirsiniz. Hayırlı günler efendiler. Kaymakam Bey, çok önemli bir ipucu var efendim. İçeri gelin. Ya Paşa Hazretleri. Hep birlikte konuşmamız daha faydalı olur. Buyurun. Paşam. Komutan Cezmi Bey, dünkü cinayetle ilgili önemli bir bilgiye ulaştıklarını söylediler. Haydi Zarifecik. Alex abiye, MDD'ye yemek götür al. Tut sen bunu. Niçin abi gelmiş? Ki çağırsın bizi düğüne. Çok güzel oldu değil mi eve hepinizin ellerine sahip? Çok güzel oldu. Ne? Allah mabetlerini versin. Kız. Allah Agusta diversin kızım. Amin. Sağ olun Münevver. Yenge. Ha geldin mi çocuğum? Geldim Fatma yenge. Ne yaptınız hallettiniz mi işlerinizi evde? Nasıl güzel oldu. Allah mabetinizi versin çocuğum. Amin. Konuştun mu? Konuştum. Ne bey? Anlatırım. Dede. Dinlen biraz çok yoruldun. Duyuyor musun beni? Duyayım, duyayım. Hadi koş dede. Dede. Hoş geldin. Dedeye su mu getirdin? Size yemek getirdim. Sağ olasın. Mustafa geldi bugün. Mustafa mı? Bizi düğüne çağır. Ama anamın hem babamın haberi yok bundan. İsteyler bizi barıştırsınlar. Hadise ne kadar karmaşık görünse bir an önce çözmeniz gerekiyor Dilaver Kaymakam. Bu sürede manastırdan gelecek olan birlik Hürsistan'da herhangi bir olay çıkmaması için gereken tedbirleri alacaklar. Fakat tedbirler ne olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkması uzarsa hadisenin önüne geçemeyiz kaymakam. Haklısınız Paşa Hazretleri. Devamlı irtibat halinde olacağız kaymakam. Faytonunuz hazır paşam. Tamam. Beni sürekli bilgilendirin kaymakam. Emredersiniz paşam. Ramiz nerede?
İçeride Fatma teyze. Benimle de konuşmayın. Niçin? Bilmeyin. Dişim değil, ağrı değil. Bir şeyler olmuş herhalde. Hayat ne kadar güzel değil mi Fatma teyze? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne oldu bu adama? Ama. İyi misin baba? Hamiz ne oldu? Ne oldu Hamiz amca? Namık Asor, anlatsın ne oldu? Ne oldu? Ya bir şey olmadı. Buraya kafalar dokuştu. Allah'ım yarabbim, hey! Dur bir bakayım Hamiz amca. Aa. Dur bir bakayım. Gel Mustafa, gel. Aç ağzını Hamiz amca, bakayım. Sen dindirtirsin agrimi. Aç ağzını. Ha. Hangi dişin? Hadi, hadi. Hadi. Bu çürümüş, ondan kırılmış. Çek o vakit. Tamam, denerim ama. Mustafa, her gel bir şey söyleyeceğim sana. Gel, döneceğiz birden. Hemen bir, az bir şey söyleyeyim, birden döneceğiz. Ne oluyor Vahide? Bizim buralarda dişleri Baytar Efendi çeker Mustafa. Tete öyle, burada bile Mustafa. Sen çekemem dersen o çekecek. Hem konuşurlarsa iyi olur, yumuşar. İyi de hayatta konuşmaz Ramiz amca. Canı çok ağrı, mecbur kalsın kabul edecek. Mecbur. İyi de Hatice, biraz insafsızlık olmuyor mu? Adamın canı çok yanıyor. Eğerim ki istesek barıştıralım bunları düğünde, mecbur güle yapacağız. Evet. Paşa Hazretleri'nin mahtumu Abdül Bey geldiler. Abdül İstanbul'a gitmemiş miydi? Dur Ramiz amca, şu dişine ben bir daha bir bakayım. Aç. Oo, bu çok çürümüş bu diş. Kesin çekilmesi lazım. Öyle mi? Verelim Fatma, tutam. Çek o vakit Ayda. Çekerdim de çekemem Ramiz amca. Ne çal? Benim alet edevatım yok yanımda. Ya. Peki köyde dişi arayanların dişini kim çeker? Baytar Efendi var Mustafa, Baytar Efendi. He, paça kıralım birden gelsin hem babamın dişini çeksin. He baba? He? Ağırmay şimdi, geç de. Hay, geç. Çok ağırı babişko, gürüm. Bitti, geçti, bitti. Hey, hey, çok sevindim. Geliyorum. Eğer benimle işbirliği yaparsanız, Masar Paşa bu makamda uzun süre kalamaz. Neden size güveneyim ki? Babamdan nefret ettiğimi biliyorsunuz. Senin de aynı şekilde nefret ettiğini biliyorum. En az sizin kadar Abdül Bey. Hala. O zaman tamamdır bu iş. Belki. Ama önemli olan iki husus var. Birincisi Tıbbiyeli Mustafa meselesi. Diğeri de İstanbul'dan gelecek olan müfettişler. Çok ağırayım mı babacığım? Lütfen de geçsin. Evet. Geçti, geçti, geçti. Mustafa. Mustafa bir denesen deyim. Ha? Ne olacak benim ağalım? Niçin kırdın Ramiz babamın dişini? İstemeden oldu. Beceriksiz herif. Bak adamın haline. Çok ağır ya Asar. Yüzümü açamayayım. Ramiz. Mecbur çağıracağız Baytar Efendi'yi. İstemem. İstemem Fatma. Ne istemeysin be adam? Agresif mi bile dişin? Olmaz. İstemem ben. İstemem.
Kim çeksin dişini? Ben çekebilirim. Bak. Namık, sen hiç konuşma. Ramiz. Ramiz, inat etme de haydi çağıralım Baytar Efendi'ye, haydi. İstemem. Ben istemem gülemi o herifin yüzüne. Ben çekerim ağabeyi. Ah, çek o vakit. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun dede. Nasıl karar getirdiniz? Düğüne gidecek misiniz ha? Bilmem dede. Sen ne diyorsun Zarife? Ben de bilmiyorum Alex. Çok isteğim olan kız kardeşimin yanında ama... korkuyorum bizden sebep fena bir şey olmasın. Ben de ondan korkuyorum zaten. İstem de... istemem. Sonra daha çok üzüldüm. Öyle. Haklısınız. Görün ki çok üzülürsünüz. Ama ben düşündüm ki eğer giderseniz... belki her şey daha iyi olur. Fatma... Fatma Hanım hem Ramiz amca bilmeyeler ki bizi çağırırlar düğüne. Gidersek belki kovarlar dede. Onların tarafından bakarsan haklılar. Kendimi düşünmem, Zarife'yi düşünmem. Zaten üzülü kız. İstemem daha berbat yapamışlar. Doğrusu lazım torun. Doğrusu lazım. Zarife. Efendim. Belki çok erken gitmeye için. Öyle. Belki yazın bekleyelim biraz ha. Ama istersen gidelim gideriz. Yok Alex. Gitme. Gülesin değil mi? Ana. Ne? Bizim yarın düğünümüz yok mu? Bilim. Ay babamın dişi bile düğünde de ağıracak ne fena. Hiç bile günde ağrı olur mu? Hiç olmaz. Ramiz. Efendim. Ramiz mecbur çağıracağız Baytar Efendi gelecek çekecek dişini. Düğünde bu diş ağrımayacak duydun mu? İstemem o adamı. Ah. Mustafa, git getir çocuğumu Baytar Efendi'yi ve haydi çağır, haydi. Haydi. O adam bu eve girmeyecek dedim, ah Fatma. Ne dedim onu yap, de haydi çağır. Eğer Dimitri yaşıyorsa, hadise daha da karmaşık bir hal alıyor. Haklısınız. Ama ben hala Dimitri'nin oradan kurtulmuş olabileceğine ihtimal vermiyorum. Neyse, geç oldu komutanım. Yarın meseleyi bir kez daha eline boyuna konuşuruz. Diğer taraftan eğer Dimitri yaşıyorsa... onu yakalayıp meseleyi çözebiliriz. Bu sebeple yarın bölgede geniş çaplı bir arama faaliyetine başlayalım. Baş üstüne kaymakam bey. Gel. Ahmet abi. Bu saatte ben buraya. Dur dede. Ben bakarım. Kim o? Benim. Mustafa. Aa. Mustafa. Mustafa. Hoş geldin. Hoş buldum. Fena bir şey yok değil mi? Telaş etmeyin. Mühim bir şey yok. Baytar Efendi evde mi? Ne oldu Mustafa? Ramiz amcanın dişi çürümüş. Ağrıdan duramıyor. Çekilmesi lazım galiba. Gelip bir bakar mısın? Senin için çekmeysen. Gelirim be evlat, gelirim. Bekle biraz, çantamı alayım.
O baksın daha iyi. Nasılsın Alex? İyiyim. Duydum evlenmiş. Hayırlı olsun. Sağ ol. Gelecek misiniz düğüne? Mustafa, haydi biz gidelim. Haydi. Eğer düğüne gelirseniz beni de Vahide'yi de çok mutlu edeceksiniz. Mustafa düğün için haber yollamış. Evet, biz de sizi bekliyorduk zaten. İdare eden işler nasıl? Aslına bakarsan pek bilmiyorum. Uzun zamandır manastır dışındayım. Evet, anlıyorum. Zaten seni böyle sivil kıyafetlerle görünce biraz şaşırdım. Askerlikle ilişkim kesildi Dilaver. Artık yüzbaşı Ahmet Ekrem değilim. Neden? Nasıl yaparlar böyle bir şey? Endişelenecek bir şey yok. Bunu ben istedim. Hususi bir görev için. Hususi bir görev. Uzun mesele, sonra anlatırım. Zaten seninle ve Mustafa ile konuşmam gereken mühim şeyler var. Tamam, konuşuruz Ahmet abi. Hadi kalkalım. Ey Müzal. Ha 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 ha. Bir hangi şey isteyir misin babiçko? Çok mu ağırıyı babiş? Ramiz baba. İster misin ben de kıram bunun dişini? Hasan. Bak more nelere sebep oldun. Bak more ne rezillik yaptın. More more katır. Kız bakırma çocuğa. Gelir şimdi Baytar efendi. Bakırma. Geldi Fatma yenge. Hoş geldiniz. Hoş geldin Baytar efendi. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol ki geldin. Geç içeri. Hadi çıkalım hepimiz. Çıkın, çıkın dışarı. Geçmiş olsun Ramiz efendi. Gülen'e o kadar bağlayısın başını, daha az mı öyle ağırın? Dün be, dün bakalım, dün o dişine bir bakalım. Dün Ramiz, dün bakalım. Aç ağzını bakalım. Ha de be more, ha, ha. Olan oldu, gitti bitti. Ama o senin kızın, Ramiz. Aç ağzını be more, dişine bakacağım. Ha. Daha çok aç. Ha. Bilim ki için yanay. Hem çok kızgınsın. Ama o senin kızın, Ramiz. Et tırnaktan ayrılmaz. Anladın mı? Bilesin ki ben de çok karşı çıkaydım onlara. Ama onların sevgisi o kadar büyük idi ki karşı duramadım. Zamanla herkes alışacak. Korktuğumuz gibi olmaz inşallah. Zamanla herkes kabul edecek. Lazım biz de kabul edelim. Peşin lazım biz affedelim onları. Sen haklı mısın Ramiz efendi? Yok. Ne aklaması? Dişim akri. Hadi çek. Çek artık. Yeter. Çek. Şimdi Ramiz. Hadi. Şimdi çıkarırım. İstanbul'dan müfettişler geldiler efendim. Geliyorum. Geliyorum.
Ramiz. Efendim Fatma. Daha mı agredişin? Yeri agri Fatma. Şişti da. Ramiz yarın düğünümüz var. Evla. Hiç mi düşünmeyesin be adam? Hiç mi üzülemeyesin? Hiç mi aklına gelmeyiz herife? Herhamiz. Ne düşüneyim, ne üzüleyim. Hiç de aklıma gelmeyiz herife. Ben bileyim ne çok düşünüyorsun. Hem ne kadar çok üzüldün. Sabahla ağra geldim, ne vakit sen uyudun. Seni gördüm. Zarife'nin suretine sarılmıştın. Haydi hayırlı geceler. Beğendiniz mi efendim? İyi, hazır mısınız? Hazırız. De haydi siz de giydirin ablanızı. Haydi kız kardeş. Haydi kız kalk. Haydi efendiler. Haydi efendiler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Amca. Gelebilmene çok sevindim. İki elim kanda olsa bu düğünü kaçırmazdım Mustafa. Sağ ol. Yüzbaşı, hoş geldin. Ramiz amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benzemişsin okkabaza, okkabaz. Bu kağı boyansam ben de olurum okkabaz. Ben senden torun isterim. Ama erkek olsun. Ya üst benime kardeş olsun. Ya boyu senin kağı olsun. Selvi boyunu. Senin gibi güçlü kuvvetli olsun. Yalnız yüzleri mavi mavi olsun. Mavi mavi baksın dünyaya. Bu Aydan'ın yüzlerine benzesen. Ha? Haydi kolay gelsin. Güzel oldun abla. Say mı?
Boşuna demeyi babiçkom kainat güzeli be. Bu bize annemden yadigar. Gelin olduğunda ona tak diye vasiyet etmişti. Sağ ol Feride. Haydi şimdi duvagi takalım lazım da. Haydi gidin anamı çağırın. Ana, ne? Ablam çakırı duagını takasın. Damada lazımdır at, gitsin alsın gelini. Okkabaza lazım bahşiş, hem çalsın hem söylesin. Sen bu kafiyeli bulmadı ki. Bileysen kendin yap. Damada geldi at, değilmiş de sakat. Alsın gelini gezdirsin gitsin evine rahat rahat. Bu ne olur? Aferin Hasan. Biraz benimle. Dün gece Ramiz Efendi çok üzgündü. Belli ki yüreği yeme. Hep sanayım, düğüne giderseniz sizi geri çevirmez. Bilmeyim be dede. Bilmeyim. Gene fena bir şey sürüyor Saran. Hı? Güzel sarar kızı. Alex, bilim ki korkarsın Ramiz Efendi sizi geri çevirmesin. Ama beni sorarsanız lazımdır gidersiniz. Düğünde dargınlık olmaz. Ben more, üleden alır. Allah'ım günleri de güzel. Şükürler olsun yarabbim. Tut kızım işte. Darası sana Feride. İnşallah Meryem abla. İnşallah. Ana geliyle. Öyle mi? Öyle mi geliyorlar? Bir kısım yapacağım. Güzeli kızım, ne kadar güzel olmuşsun Maida. Tebrik ederim Maida. Sağ ol Ahmet abi.
3 gün evvel Fidonina'da Kroger Efendi akşam vakti evinin önünde öldürüldü. Görünen o ki hesaplanmış planlı bir suikast. Kanaatim budur ki liste Osmanlı'nın eline geçti. Siz bu konuda ne diyorsunuz Kestov? Mazhar Paşa benimle böyle bir bilgiyi paylaşmadı. Zaten paylaşması da mümkün değildir. Kendisi hiçbir suretle bana tam manasıyla güvenmiyor. Ancak geçen hafta çok gizli notu ile birkaç kez İstanbul'a telgraf çektirdiğini, iddiaçı bilinen birkaç subayla toplantılar yaptığına şahit oldum. Aziz Kristof, siz de çok iyi bilirsiniz ki Mazhar Paşa, padişah çok bağlıdır. Bunun için öyle. İhtiyat terakiyanısı olamaz hem değildir da. Doğrudur. Ne var ki böyle bir bilgi kendisine ulaştıysa gereğini yapar. İttihatçılarla işbirliği yapmak zorunda kalsa bile. Bu vakit durum ortadadır yani. Liste Mazhar Paşa'nın eline geçti. O da listeyi İstanbul'a bildirdi. Demek İstanbul Batı'nın hem halkın tepkisinden korkayım. İşleri gizli isteği halletsin. Öyleyse plan lazım iptal edilsin. Bunun başka çaresi gözükmüyor. Hayır, bu mümkün değildir. Plan aynen devam edecek. De değil miydi Mahir'a? Güleydi. Hey Ramiz Efendi. Bir açtım yüzümü, bir kapadım. Hiç anlamadım biz ne vakit kocadık. Kim, biz mi? Biz. Gel Mustafa. Sonunda Vahide ile kavuştuğumuz için gerçekten çok mutluyum. Sağ olasın abi. Yalnız idareden ayrılmana çok üzüldüm. Dilaver'le konuşmuşsun. Bize söyleyeceğin şeyler varmış. Konuşuruz Mustafa. Güle, çok güzel bir gelin oldu. Ama ben daha güzel bir gelin bileyim. Güle mi? Güle. Güle, yanakları güle, al al. Saçları güle, güneş gibi yakay. İsmini ister misin, söyleyeyim mi? Hatice. Say. Biraz yaşlandım çünkü bu halay beni fena halde yordu. Aa, öyle bir şey olur mu Cabbar Efendi? Maşallah aslan gibi oynadın valla. Nazar değmezsin.
Öyle mi diyorsun? Öyle ya. Seni bakarken nasıl oynaysın? Kürekim hop hop yapaydı hep. Bak hala yapay. Seni gidersin. Sonunda Şükrü kavuştular. Kavuştular. Nerede bir dur? Nereye gidiyorsun böyle? Çok önemli işlerim var Namık. Baba ney mi? Neresi değil mi bu? Ne kadar da güzelleşmiş. Ya sana da be, durun ne? Hadi res bana. Ne diyorsun? Yukarı bak. Yapacağımız iki şey vardır. Birincisi Osmanlı'yı Batı kamuoyu önünde deşifre etmeye çalışmak. Bunun için gerekli girişimleri İngiltere ve Fransa'da gösteriyoruz. Londra The Times gazetesi bu hafta Osmanlı'nın Bulgar zenginlerine karşı illegal faaliyetlerini bildiren bir makale yayınlayacak. Osmanlı hükümeti elbette bunu reddedecektir. O vakit ne lazım ki yapalım? Masar Paşa'yı manastır valilik vazifesinden uzaklaştıralım. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu o kadar kolay değil. Masar Paşa'nın konumu itibariyle bunu yapmamız oldukça zor. Doğru. Son seçeneğimiz ise bu işi yapacak ekibi ortadan kaldırmak. Ve listede adı bulunan arkadaşlarımızı korumak. Bence bu iyi bir fikir değildir Aziz Kristof. Bu ekip gider yerine yeni ekip gelir. E o zaman ne yapacağız? Bana sorarsanız bir suikast lazımdır yapılsın Masar Paşa'ya. Hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haydi. Haydi. Duyalım şu hikaye. Hoş bulduk. Çakadı
Baba. Geldim ellerini öpeyim. Tıbbiyeli Mustafa. Kimdir Tıbbiyeli Mustafa? Benim. Tutuklayın. Ne? Mustafa, yanlışlık yapıyorsunuz. İzin süren dolduğu halde İstanbul'a dönmediğin için firarisin Mustafa. Tutuklanıp mahkeme edileceksin. Bir hata yapıyorsunuz. Benim iznim var. Bırakın. Bu vesika sahte. Sahte mi? Sahte mi? Olamaz. Sahte değil. Paşa'nın bizzat kendisinden aldık abi. Mümkün değil efendim. Bir daha kontrol edin lütfen. Muharrem Bey Paşa'nın kendisinden aldı. Lütfen bir daha kontrol edin. Muharrem Bey, abimin izni olduğunu söyleyin onlara.